Seyyiden Şeyh Maşu Kadda sallallahu sallallahu aziz. Keşke onu görebilseydiniz. Allahü Teala nasip etseydi diyeceğim ama Rabbül Aleminin takdiri şekilde göremediniz, bulamadınız, yetişemediniz yani. Onu gördüm, elini tuttum. Rabbim nasip ettiği tövbe sözlerini onun ağzından tekrar ettim. Bu Allahü Teala'nın büyük bir nimetiydi. Herkesin kendine göre önem verdiği, kıymet verdiği, nimet olarak gördüğü şeyler vardır. Herkes kendi hayatına bir kısım şeyleri yaşar. Cenab-ı Allah bir kısım şeylerle karşılaştırır. Ama inanın kendi tabii kişisel kanaatim, Şeyh Maşuk'u görmek, Kudüs'ü ruhu, onunla diz dize oturabilmek, onunla eğer gelebilirse, gücü yeterse bir insanın göz göze gelebilmek veya uzaktan onun o mübarek simasını, her an bir kısım tecellilerin üzerinde yansıdığı ve görüldüğü o mübarek siması. Kaddes Allahu sırrahu aziz. Ondan bahsederken Seydem Ana Hasene Karenazi Kudüs'e sirruhu bir şiirinde bir tabir kullanıyor. Şehbaz diyor, Şehbaz. Ben ilk önce bilmiyordum. Şehbaz meğerse gönül çelen demekmiş. Yani kalbe giren, kalbi elde edebilen anlamında. Hakikaten tanıyanların, bilenlerin, görenlerin hepsinin ortak fikri oluyor. Yeter ki istesin. Bir tek nazarıyla karşılaşan bir daha onu bırakamıyordu. Bir daha ondan ayrılamıyordu. Mürşid-i kutb olsan taca seri almani rahber-i şeyh melani Şihabuddin Seyyid Taha rahber-i şeyh melani Şihabuddin Seyyid Taha.